Aslında yuvarlak sayılmaz ve her zaman mavi değildi. İçi som altından olsa da yüzeyi virüslerle kaplı. Bu daha tuhaf geliyor değil mi? Fakat şu an evimiz dediğimiz yerden bahsediyorum. Hayır, dairenizden değil. Görünüşe bakılırsa dünyamız birçok tuhaf fakat büyüleyici gizem barındırıyor. Günler uzuyor. Ayın dünyanın üzerinde sahip olduğu etki yüzünden gezegenimizin dönme hızı gittikçe yavaşlıyor. Fakat bu yine de çok büyük bir fark oluşturmuyor. Yavaşlama oranı ise şöyle. Her yüzyılda bir yaklaşık 17 milisaniye, yani dünyadaki bir günün 25 saat olması için 140 milyon yıl daha geçmesi gerekiyor. Fakat bu da demek oluyor ki dinozorların yaşadığı çağda bir gün 23 saat sürüyordu. Bir mega ayın yanında yaşıyoruz. Dünyanın yaklaşık 1/4 büyüklüğünde olan ay, uzaydaki diğer uydulara kıyasla devasa boyutta sayılır. Güneş sisteminde kendisine benzeyen başka bir örnek daha yoktur. Gerçi Plüton'un neredeyse yarısı kadar olan bir uydusu var ama bu ay bir uydudan daha çok bir ikiz olarak sınıflandırılmaktadır. Güneş sisteminde 150'den fazla uydu var ve ayımız aralarından en büyük beşincisi. Kuşlar bulut oluşturabilir. Tüneyecek bir yer arayan yüzlerce, hatta bazen binlerce sığırcık canlı bulutlara benzeyen bir görüntü ortaya çıkarır. Şimdiye kadarki en büyük kuş bulutunda ya da sığırcık sürüsünde yaklaşık 6 milyon kuş bulunuyordu. İşin en inanılmaz kısmı ise sığırcıkların bu esnada birbirlerine hiç çarpmamasıdır. Çünkü her kuş çevresindeki 6-7 kuşun hareketlerine odaklanır. Pardon, affedersiniz. Pardon, kusura bakmayın. Pardon. Fakat bilim insanları nasıl bu kadar mükemmel bir senkronizasyonla uçabildikleri sorusunu hala cevaplayamıyor. Dünya tam olarak yuvarlak değildir. Isaac Newton 1687 yılında dünyanın tam olarak bir küre olmadığını iddia etti. Diğer birçok düşüncesi gibi bu da doğru çıktı. Aslında basık bir futbol topunun içerisinde yaşıyoruz. Dünyamızın şekli kutuplardan basık, ekvatordan da ise şişkincedir. Tıpkı benim gibi. Ancak dünyanın devasa boyutunu göz önüne aldığımızda sahip olduğu yaklaşık 21 kilometrelik şişkinlik pek de büyük bir göbek sayılmaz. Bu sıra dışı şekle sebep olan şey ise dünyanın dönme şeklidir. Hazır lafı açılmışken, herkes aynı hızda dönmüyor. Birinin parmağında bir basketbol topunu döndürdüğünü düşünün. Topun orta kısmındaki bir noktanın başladığı yere geri dönmesi daha uzun sürecektir. İşte dünya da buna benzer bir şekilde döner. Afrika'nın merkezindeki insanlar saatte 1609 km hızla dönerken, Güney Kutbu'ndaki bir kişi sadece olduğu noktada dönmektedir. Fakat hepimiz uzayda ileri doğru aynı hızda hareket ediyoruz. Çünkü gezegenimiz Güneş'in etrafında saatte 108 bin km hızla dönüyor. Vay canına! Antarktika bir çöldür. Her yıl çok az miktarda yağış alan yerlere çöl denir. Antarktika'nın iç bölgelerine yılda sadece 50 mm yağmur yağar. Buranın Amerika ve Meksika'nın birleşimi kadar büyük bir yer olduğunu düşünecek olursanız, Antarktika'nın dünyanın en büyük çölü olduğunu görürsünüz. Yer çekimi her yerde aynı değildir. Kayalar, metaller ve dünyayı oluşturan diğer mineraller bazı yerlerde diğerlerinden daha yoğundur. Bu da şaşırtıcı sonuçlara yol açmaktadır. Yer çekimi bulunduğunuz yere göre az da olsa değişiklik gösterir. Ekvatordayken %0.5 daha hafif gelirsiniz. Fakat kutuplarda %0.5 daha ağır olursunuz. Bu fark çoğu zaman 0.5 kilogramdan daha azdır. Bu hususta ne kadar yüksekte olduğunuz da önemlidir. Yani Everest'in zirvesindeyseniz ağırlığınız daha az olacaktır. Ama oradayken aşağı bakmayın derim. Dünya mavi ve yeşilden önce mor olabilirdi. Bir bilim insanının teorisine göre antik mikropların içerisinde bitkilere yeşil rengi veren klorofilden önce başka bir madde olabilirdi. Bu madde gün ışığını karıştıkları zaman mor rengi veren kırmızı ve menekşe renginde yansıtıyordu. Bu doğruysa tüm bu yeşillikler yeryüzünü kaplamadan önce genç dünya bir zamanlar tuhaf, mor renkli canlılarla doluydu diyebiliriz. Dünyanın en dayanıklı canlıları görülemeyecek kadar küçüktür. Su ayısı ya da diğer adıyla yosun cücesi, 8 bacaklı ve inanılmaz derecede küçük, sevimli bir canlıdır. Mikroskobik yapısına rağmen neredeyse her yerde hayatta kalabilir. Nemli yosunlarda ya da nehrin dibinde yaşamayı tercih etseler de onları nereye koyduğunuzun pek bir önemi yoktur. Muazzam soğuk ve sıcaklarla başa çıkabildiği gibi yüksek basınca ve aşırı radyasyona maruz kaldıktan sonra da hayatta kalabilir. Hatta bu küçük canlılardan bazıları hiçbir koruma olmadan dış uzayda 10 gün kadar herhangi bir sorun yaşamadan hayatta kalmıştı. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Tüm bu etmenlerden korunmak içinse top şeklini alır ve kış uykusuna benzer bir uykuya yatar. Bu sayede oksijen ve gıda ihtiyacını en aza indirmiş olur. Dünya Güneş'ten uzaklaştıkça ısınır. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe Temmuz ayında 151 milyon kilometredir. Fakat Temmuz ayında Dünya Güneş'e 5 milyon kilometre daha yakın olduğumuz Ocak ayına kıyasla ortalama 2,5 derece daha sıcak olur.
Bunun sebebi gezegenin kuzeyinin güneyine göre daha kurak olmasıdır. Ayrıca kara denize göre daha fazla ısınır. Yani Temmuz ayında kuzey yarımküredeki topraklar Ocak ayına kıyasla daha fazla ısınır. Bu da dünyamızın ısı kaynağından daha uzakta olsa da bu mevsimdeyken daha sıcak olmasına neden olur. Dünyadaki altının çoğunu çıkartamıyoruz. Bundan birkaç milyar yıl önce dünyadaki altının %99'u dünyanın çekirdeğindeki demir tarafından merkeze çekildi. Burada yaklaşık olarak 1.4 katrilyon kilogram altından bahsediyoruz. Bu tüm gezegenin yüzeyini 0.5 metre altınla kaplamaya yeterdi. Dünyaya sonradan meteoritlerle gelen altın olmasaydı şu an günümüzde çok daha nadir olurdu. Yer yarılsa da içine girsek. Birinin dünyanın bir ucundan diğerine ulaşan düz bir tünel kazdığını düşünün. Siz de o kadar maceraperestsiniz ki bu tüneli atlıyorsunuz. Bu durumda diğer uca düşmeniz tam 42 dakika sürer. Düşerken hızınız artar. Dünyanın merkezine vardığınızda da azami hıza ulaşmış olursunuz. Yolu yarıladıktan sonra yukarı doğru düşmeye başlarsınız ve hızınız giderek azalır. Diğer uçtaki yüzeye vardığınızda ise hızınız sıfıra düşer. Ancak tünelden tırmanıp tutunacak bir yer bulamazsanız yeniden aşağıya da yukarıya düşmeye başlarsınız. Bu yolculuksa yer çekimi kuvvetinin tuhaf etkileri nedeniyle sonsuza kadar devam eder. Dünyanın en büyük canlısı bir mantardır. Yeryüzünde yaşayan en büyük canlının Oregon'daki bir mantar olduğu keşfedildi. Bu devasa bal mantarı Malheur Ulusal Ormanı'nda yaşıyor ve 9.6 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Yaşınızsa 8500 olduğu düşünülüyor. Gerçi mantarın tamamını göremiyorsunuz çünkü büyük çoğunluğu yer altında gizli. Birbirinden farklı bal mantarlarının kökleri birleşirse kaynaşır ve bu yapı tek bir mantara dönüşür. Bu da neden çok büyük olduğunu açıklamaktadır. Hani oldu da tüm bu mantarı koca bir topa dönüştürmek istediniz diyelim. Bu durumda 31 milyon kilogram ağırlığında bir topunuz olurdu. Yani neredeyse 200 tane gri balina ağırlığında. Umarım onlar mantar seviyordur. Güneşin sıcaklığı ayaklarınızın altında. Bilim insanları dünyanın çekirdeğinin güneş kadar sıcak olduğunu keşfetti. Yaklaşık 6000 derece. Çekirdeğin bu kadar sıcak olmasının sebeplerinden biri, milyarlarca yıl önce güneşten kopan dünyanın sıcaklığını hala tam olarak kaybetmemesidir. Ayrıca Mars büyüklüğünde bir gök cismi gençken dünyaya çarptı. Ve bu çarpışma sadece ayı oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda gezegenin yüzeyini de eritti. Bu fazla sıcaklığın bir bölümü ise muhtemelen hala çekirdekte muhafaza ediliyor. Ancak endişe etmenize gerek yok. Dünyanın çekirdeğine ulaşmamız, Plüton'un yüzeyine bir uzay sondası göndermemizden daha zor. Hatta çekirdeğe fiziksel olarak erişmemize imkan verecek bir teknolojinin asla geliştirilememe ihtimali hayli yüksek. Ama bir elma öyle mi? Onu çekirdekleri dahil tamamen yiyebilirsiniz. Dünyadaki mikrop sayısı gökyüzündeki yıldız sayısından daha fazladır. Dünyada yaklaşık 1 katrilyon katrilyon ya da 10 nonilyon farklı virüs bulunmaktadır. Bu evrendeki tüm yıldızlardan daha fazla bir sayı ediyor. Hatta o kadar fazla virüs var ki bunlarla 10 milyon ışık yılı uzunluğunda bir şerit oluşturabilirsiniz. Akıl almaz derecede fazla olmaları bir yana dursun, virüsler aynı zamanda oldukça tuhaf canlılardır. Gerçi tam olarak canlı olduklarını da söyleyemeyiz. Çünkü virüslerin hücresi yoktur ve gıdaya gereksinim duymaz. Fakat hem üreyip hem de evrim geçirebildikleri için cansız olduklarını da söyleyemiyoruz. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.